Medyatava TV izleyicileri, deprem uzmanları depremin ardından çarpıcı açıklamalar yapmaya devam ediyor sosyal medya hesaplarından. En son değerli jeofizik yüksek mühendisi hocamız Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan da bir açıklama yaptı. Hemen kendisine bağlandık. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Hoş bulduk canım. İyi günler. Teşekkür ederiz. Yaptığınız son paylaşımda hocam Yalova'ya ve Yozgat'la ilgili bir deprem uyarısında bulundunuz. Bir sonraki açıklamanızda yine Van üzerine oldu. Hemen bilgileri alalım sizden hocam. Bindirmeli deprem uyarısı yaptınız. Ne demek bindirmeli deprem? Şimdi bunu Van depremi için söyledim. Van biliyorsunuz 2011 yılında iki tane deprem gördü. Ve bundan hasar gördü. Hem Van başkent olarak hem de Erciş olarak yaklaşık 74 tane yapı yıkıldı bu bölgede. Ve çok da insan kaybımız oldu. Şimdi Van'da 2011'den sonra artçı depremler bir türlü bitmek bilmedi. Bunun en az 3 yıl süreceğini belirtmiştik ama 3 yılın da arkasına geçti ve halen artçı depremler yer yer Van'da görülüyor. Van'ın bulunduğu konum çok önemli. Bundan bir tanesi Arap Kalkanı ya da Bitlis Masifi diye, Bitlis Bindirme Kuşağı diye adlandırılan kuzey sınırı Doğu Toroslar olarak belirlenen, yani Hakkari'den Siirt'in kuzeyine, oradan Diyarbakır'ın kuzeyine ve oradan Adıyaman ve Gaziantep ve Hatay'a doğru uzanan bir kalkan var. Bu kalkan sürekli olarak, yani bugünkü siyasi olarak Suriye ile İran bulunduğu kesimden Türkiye'ye kaktırıyor. Türkiye'ye kaktırdığı zaman işte Adıyaman, Hatay, bir taraftan Kahramanmaraş'ta depremler yaratırken, bir taraftan da Lice, yani Diyarbakır'ın kuzeyinde Bitlis'in olduğu yere gelerken, bir taraftan da Van'a ve Hakkari'ye de geliyor bu. Burada depremlerin yaratan ana olay gerginlik birikmesidir. Ve bu bölgede en çok etkileyen gerginlik kaynaklarından bir tanesi bu Arap Kalkanı diye andığımız bu kısımdır. Bu hep süre gidecek ve hep depremler yarata gelecek bu bölgede. Bir de Kuzey Anadolu kırığı, benim kuramıma göre Pülümür'de ya da Kiyi'de bitmiyor. Bu Bitlis üzerinden Muş, oradan Van'a ve oradan Hakkari'ye ve Zaros kırığıyla İran'la birleşiyor. Şimdi bu kırık Türkiye'de Kuzey Anadolu kırığı adıyla yaklaşık 8 büyüklüğünde depremler üretirken, bunun İran'daki devamı olan Zaros kırığı da yine benzer büyüklükte depremler üretiyor ve bunlar da çok hem yıkıcı hem de ölümcül oluyor. Şimdi Van bunun birinci derece etki alanı içinde. Yani biliyorsunuz Kuzey Anadolu kırığı Türkiye'nin en genç, en devingen ve en büyük depremlerini yapan kırığı. Bir de İran'dan yaklaşık Iğdır'ın bulunduğu kesimden Basra, Kızıldeniz'in açılma sonucunda aktarılan gerginlik güçleri İran'ın bulunduğu kıtayı Türkiye'nin doğusundan başlamak üzere batıya doğru itiyor. Bu üç tane bindirmeli gerginlik birikiminin birleştiği yer Van Gölü ve Dolayı. İşte Van Gölü'nün kuzeyinden başlayınca güneyine kadar olan bölüm ve Hakkari bu gerginlik birikimlerinin odak noktalarından bir tanesi. Dolayısıyla Van'da 2011'de olan deprem bunun sonucunda olmuştur. Ve gelecekte de bu ya da bundan bir puan daha ötede Van depremleri olursa şaşırmayacağız. Ama bu sakın yanlış anlaşılmasın. Van'da ben acil bir deprem bekliyorum anlamına değil. İleride Van'ın bekleyeceği deprem budur. Ona göre önlemlerinizi alın. Özellikle inşaat mühendisleri Van'da yeni yapı yaparken ya da eski yapıları güçlendirme yaparken
bu büyüklükte bir depremin gelebileceğini göz önünde bulundur. Evet hocam. Peki Yozgat ve Yalova ile ilgili de bir açıklama yaptınız ve hatta Yalova için kent büyümemeli uyarısı yaptınız. Kesinlikle. Sizden dinleyebilir miyiz? Çok kesinlikle. Bir defa özellikle Yozgat'ı önceden söyleyecek olursam, Yozgat deprem güvenli bir ilimiz. Burada bir deprem beklemiyoruz ama herhangi bir deprem olsa bunun beşi geçeceği kanısında değilim. Çünkü ben bunları nereden biliyorum diye düşünebilirler. Ben yaklaşık Anadolu'nun 2000 yıllık deprem dağarcığını ortaya koymuş bir kişiyim. 2000 yıldır her kentte olan depremleri topladım. Depremlerin bir yasası vardır İlkeciğim. Depremler der ki bir yerde belli büyüklükte bir deprem olmasa gelecekte o yerde en az o büyüklükte deprem olacaktır. Dolayısıyla bu bakımdan Yozgat güvenli bir ilimizdir. Eski Hititlerin toplandığı ilimiz. Dolayısıyla depremden çok korkan ya da İstanbul'u ya da deprem bölgelerinden taşınmak isteyen insanlar için bir seçenek de Yozgat'tır. Evet. Şimdi Yalova'ya geldiğimiz zaman Yalova çok farklı şeyler söyleyeceğiz Yalova'lı için. Biliyorsunuz daha önce Yalova'da deprem olmadı. Gölcük'te 1999 yılında 7,5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Ama Yalova'yı hallaç pamuğu gibi attı. Tabii çok etkilenmişti. Çünkü maalesef. Kuzey Anadolu kırığının bir kolu, güney kolu Yalova'nın içinden geçiyor. Hemen biraz ötesinden denizin içinden geçiyor. Ve Yalova'nın yerleşimi, yani yerleşim alanındaki yerin özellikleri deprem bakımından çok güvensiz. Şöyle ki depremde kırıktan çok yerden gelen sarsıntı yıkar. Ve bu sarsıntının frekansıyla üstünde kurulmuş olan yapının salınım frekansı eğer örtüşüyor ise, yani birbirine eşit çıkıyor ise, o zaman burada aşırı bir çalkalanma olur yapıda ve orada yapı yerle bir olur. Şimdi Yalova böyle bir yer. Şimdi dolayısıyla Yalova'nın il yapılması çok büyük bir hataydı bana göre. Yani Yalova ya Bursa'ya bağlı olarak kalacaktı ya da İstanbul'a bağlı olarak kalacaktı. Yalova'ya il yaparak Yalova'ya çok büyük bir kötülük yaptılar. Çünkü kamu binaları yapıldı hemen il olunca, vali atandı. Dolayısıyla kentleşme büyüdü. Kentleşme büyüdü ve Yalova'nın yamaç kesimleri de hep uçkun alanıdır. Yani Arapçasıyla heyelan alanıdır. Dolayısıyla deprem olmasa bile buralarda kaymalar olur. Şimdi Yalova'nın yerleşime uygun alanları yok denecek kadar azdır. Hani kötünün iyisi olarak seçilen yerler vardır. Bunlar iyi yerler anlamına gelmez. Kötünün iyisi olarak seçilen yerler vardır. Dolayısıyla Yalova'nın asla büyümemesi gerekiyor. Yani Yalova'ya kim il yaptıysa Yalova'ya çok büyük bir kötülük yaptı. Çünkü bunu il yapsa Atatürk yapardı zaten. Atatürk'ün çok severek yeşilliğine bayıldığı, doğasına bayıldığı bir il şimdi yapı ormanına dönüşmüş durumda. Bu bir cinayettir. Ne yazık ki 1999 depreminde Yalovalılar bunları canlarıyla, mallarıyla ödemişlerdir. Evet, maalesef. Gelecek depremlerde, ki kaldı ki gelecek depremler dediğim en yakın deprem de birisi İstanbul önünde beklenen depremdir. Bir tanesi de Tekirdağ önünde beklenen depremdir. Şimdi bu iki depremin de Yalova'ya uzaklığı yaklaşık 60 kilometredir. En çok 60 kilometre, 50 ile 60 kilometre arasındadır. Dolayısıyla biz İstanbul depremi dediğimiz ve ben şiddetle hep karşı çıktım. Bunu Kuzey Marmara depremi diyeyim diye arkadaşlarımı uyarıyorum. Aynı zamanda Yalova depremi olacaktır. Evet, sürekli İstanbul depremi diye bahsediliyor ama tabii ki Kuzey Marmara. Bu aynı zamanda Yalova depremi olacaktır. Kaldı ki Tekirdağ. Evet. Tekirdağ'da değil, Marmara Eğrisi üzerinde, Marmara Eğrisi Silivri önünde
7 ile 7.10'da iki büyüklüğünde bir deprem beklediğimi yıllardır söylüyorum. Belki 23-24 yıldır söylüyorum. Bu Doğru. deprem olduğu zaman Tekirdağ mı etkilenecek halen? Yok, aynı zamanda Yalova çok büyük bir şekilde etkilenecek. O nedenle Yalova'nın asla büyümemesi gerekiyor. Madem il yaptınız, çok küçük bir il olsun. Ama yerleşime kapansın. Tıpkı Foça'yı yerleşime kapattıkları gibi. İzmir, eski Foça yerleşime kapatıldı ve daha genişleyemiyor. Aynı hatayı Kuşadası yapıyor. Kuşadası bütün tarım alanlarına yayılmış durumda. Defalarca belediye başkanını uyardım. Çok büyük bir hata yapıyorsunuz diye. Ama umurlarında değil. Halen Kuşadası dağlara doğru ki oraları da depreme karşı duyarlı oldukça fazladır. Ve tarım alanlarına doğru Kuşadası gelişiyor. Ne yazık ki Kuşadalılar bunları canlarıyla ve mallarıyla ileride ödeyeceklerdir. Yani Türkler maalesef kentleşme bilgisi yok. Bilim adamlarının uyarılarını da kulaklarına tıkıyorlar. Diyeceklerim Maalesef. bunlar. Çok konuşuruz daha bu konuda da diyeceklerim bunlar. Sizin Hocam, sorunuz var mı başka? şunu sorabilirim. Ne yazık 7-8 ay geçti ama sizce unutuldu mu deprem ve etkisi ve yapılan çalışmalar? Çünkü sizin ifadenizde aslında dünyanın en ilginç depremlerinden biri olarak bahsetmiştiniz 6 Şubat depremini. 11 ili etkileyen bir depremdi. Unutuldu gibi bir hava var. Ne düşünüyorsunuz hocam? Unutuldu, evet, unutuldu. Biz acılarımızı çabuk unuturuz. Eğer Yeni Zelandalılar ...1915 Gelibolu Savaşı'nın anısına gelip de Çanakkale'de anıt dikmeselerdi, Türkler de bir Çanakkale anıtını dikmezlerdi. Yaklaşık 75 bin erimizin öldüğü. Maalesef biz acılarımızı unutuyoruz ama yabancılar geçmişte sürekli, geçmişten sürekli olarak ders alarak aynı hataları bir daha yinelemiyorlar. Şimdi 6 Şubat depremleri ne yazık ki unutuldu 11 il depreminde. Ben daha deprem bölgesinden yeni döndüm. Deprem bölgesindeki deprem sonrası alınan hizmetler ve halkın durumuna gözlemlemek üzere 3 günlük bir inceleme gezisi yaptım. Bu gezi sırasında halkın iyi şeyler gördüm. İyi şeylerden bir tanesi çoğu çadırdan çıkmıştı. Yaklaşık %95'i takma konutlara geçmişti. Takma konutlarda da hepsinde ısıtıcı, soğutucu klimalar takılmıştı. Ama artık dışarıdan yardımın gelmediğini söylediler. Şu anda en büyük yardım sevgili Haluk Levent tarafından gelen yardımlarmış. O yardımlar halen sürüyormuş. Buradan Medyatava aracılığıyla sevgili Haluk Levent'i kutluyorum. Böyle insanca yaklaşımı nedeniyle. Tabii, teşekkür ediyoruz. Biz de aynı şekilde kutluyoruz. İnsanların psikolojileri çok bozuk. Ruhsal durumları fevkalade bozuk. Bu kişiler herhangi bir deprem bilimcinin yakında Hatay'da daha büyük bir deprem bekliyoruz sözünü duymak istemiyor. Bu insanlar zaten ruhsal olarak ölmüş durumda. Dolayısıyla öncelikli olarak buraya psikologların yollanması ve eğlence gruplarının yollanması. İnsanlar böyle depremden sonra genellikle deprem havasından uzaklaştırmak lazım. Ve spor kulüplerine sık sık burada maç yapması. Yani mümkün olduğu kadar deprem psikozundan çıkması gerekiyor bu insanlara. Yani şarkıcılar, türkücüler, sinemalar, tiyatrolar bu bölgelere gitsinler ve halkı eğlendirmeye çalışsınlar. İnsanların psikolojileri çok bozuk. Yani bir yardım, tabii Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet. Türkiye Cumhuriyeti İşte deprem konutlarını yapmaya başlamış. Tabii bunların hemen bitmesi mümkün değil. Yani çünkü deprem çok yaygın bir alanda oldu. Yaklaşık 400 bin kilometre karelik bir alanda. Yani yaklaşık Bulgaristan'ın yaklaşık 4 kat büyüklüğünde bir alanda oldu. Şimdi böyle bir alanda depremden etkilenen 11,5 milyon
var. Dolayısıyla evsiz kalanların sayısı da çok büyük. Sayın Hasekine'nin açıkladığı gibi. Ve yaklaşık 3-4 milyon kişi de bölgeyi terk etmiş. Evet. Şimdi buranın çözümünü hemen bekleyemezsiniz. Yani bu hiçbir kimse sihirli değnek gibi vurup her şeyi eski durumuna eriştiremez. Özellikle iş adamlarını sesleniyorum. Buradaki kişilerin işe ihtiyacı var. Ve burada üretim evleri ve fabrikalarını bu bölgeye kaydırsınlar. İnsanlar işleme ve para kazanmaya başlasınlar. Yeniden hayata bağlansınlar derim. Çocukların durumu apayrı bir perişanlık konusu. Yani ve bunların sayısı da çok büyük tabii. Yani evsiz, kocasız kalan kadınlar, karısız kalan kocalar, anasız babasız kalan çocuklar. Yani sorunlar çok bileşenli. O nedenle özellikle toplumcu kuruluşlar ve STK'lar gönüllü olarak bölgeye lütfen gitsinler ve bu ruh durumları bozuk insanlara da yardımcı olsunlar. Evet, öncelikle Hiç bu psikolojik insanları destek. seçimde şuraya oy verdi, buraya oy verdi, oh olsun gibi bir laf söylemeyin. Bu Tabii çok ki, tabii. yanlış bir olay. Tabii ki hocam, Çünkü tabii ki. insanların psikolojileri gerçekten bozuk. Yani bu insanları suçlamayın. Doğru, Yani çok doğru. bu insanlara arkadaş olun, elinizi uzatın, sımsıcak kucaklayın bu insanları. Onlar bizim yurttaşlarımız. Tabii ki. Evet hocam, bir de kapatmadan şeyi soracağım. Hocam şimdi biliyorsunuz çok değerli hocalar da İstanbul'u terk edeceğim, biri dedi ki terk etmeyeceğim. Sizce İstanbul'u terk etmek mantıklı bir yaklaşım mı? Sevgili Beklenen kardeşim, Marmara depremini düşünürsek. onu değerli hocamız konuyu önemsemek için söyledi. Diğer türlü kendisi de şu anda İstanbul'u terk etmemiş durumda. Bu fazla abartıldı. Yani konuyu önemsemek için de söylediler. Ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın elinde de bir sihirli değnek yok. Dolayısıyla İstanbul'un kentsel dönüşüme uğraması için yaklaşık 25 milyar dolar gerekiyor. Bu 25 milyar dolar olmayınca kentsel dönüşümü nasıl yapılsın? Yani burası normalde 1970'li yıllarda biz gittiğimizde İstanbul'un nüfusu 900 bin 1 milyon kişiydi. Şu anda 18 milyon. Şu anda İstanbul büyük bir susuzluk çekiyor. Bu sorunlar daha da artacak. Ulaşım sorunları çekiyor. Bir İstanbullunun bir günde trafikte harcadığı 4 saati var. Yani bu yılda yaşam ömrü içinde yaklaşık 11 yıla denk geliyor. Yani İstanbul'da yaşayan bir kişi 11 yıl eksik yaşamış oluyor. Dolayısıyla bir kent eğer 1,5 milyondan 150 bin kişiden daha fazla insanı barındırıyorsa o kentlikten çıkmıştır. Oraya hizmet verilemez. Dolayısıyla İstanbul'un ipi kopmuştur. İstanbul'un ipini koparanlar da bellidir. Düşey yapılaşmaya izin veren kentsel dönüşüm diye devletin arsalarını büyük yatırımcıları pazarlayan kişilerdir yani. Şimdi suçluyu aramaya gerek yok. 18 milyonluk bir İstanbul bunun çaresini bulmak çok zor. Çok zor yani. Yani belediye başkanlarına kolay gelsin derim ama çok zor ve İstanbul halen büyüyor. Şimdi normalde İstanbul 500-600 bin kişi büyürken her yıl, şimdi de sığınmacıların çoğu İstanbul'a geldi. Yani ya bir devlette kontrol olmazsa, yani bir yönetimde, yerel yönetimlerde kontrol olmazsa o kentin sorunları çözülemez yani. Dolayısıyla depremden önce kentin genişleme sorunları, kentleşme sorunlarının önünü almak gerekiyor. Deprem daha sonradan gelir. Şu anda İstanbul her gün zaten depremini yaşıyor. Benim için öyle. Evet. Gerçekten Burada doğru, çok kapatalım. doğru. Hocam çok Burada teşekkür ben ediyorum. izninizle rica edeyim. Teşekkür Tabii ediyorum. ki. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler Sağlıcakla. için. Görüşmek dileğiyle hocam. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla. Sağ Güle olun, güle. hoşça kalın. Medyatava TV izleyicileri merak ettiğiniz soruların cevaplarını programımızda bulabilirsiniz. Görüşmek üzere.